Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Orgeneral Fahrettin Altay 1880'de Arnavutluğun İşkodra kentinde dünyaya geldi. 1899'da harp okulundan birincilikle mezun olmasının ardından 1902 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle harp akademisini bitirdi. İlk cephe görevini aşiret tugayının komutanı olarak Kırklareli'nin Bulgar işgalinden kurtarılması sırasında yerine getirdi. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Romanya ve Suriye-Filistin cephelerinde görev yapan Altay, milli mücadelede yer almak üzere bizzat Atatürk tarafından çağrıldı. Kurtuluş Savaşı boyunca 1. ve 2. İnönü Savaşları'nda ve Sakarya Muharebesi'nde önemli görevler üstlenen Altay, Süvari Kolordu Komutanlığı'na getirildikten sonra önemli başarılara imza attı. Onun komutasında Sakarya Muharebesi'nde Yunan ikmal noktalarına etkili saldırılarda bulunan 5. Kolordu Süvarileri, büyük taarruzun ardından Yunan ordusunu püskürterek İzmir'e giren ilk birlik oldu. Bir yandan cephe görevlerini sürdüren Altay, diğer yandan 1. dönem mecliste milletvekili olarak yer aldı. Daha sonra 2. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de hizmet vermeyi sürdürdü. 1924'te siyaset yerine askerliği tercih eden Altay, 1926'da Orgeneral, 1933'te de 1. Ordu Komutanı oldu. 1. Ordu Komutanlığı'na atandığı 1934'te İran ve Afganistan arasındaki sınır anlaşmazlığında hakemlik yaptı ve anlaşmazlığın çözümlenmesinde rol oynadı. 1945'te ordudan emekliye ayrılan Altay, 1946-50 yılları arasında Burdur Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 1950'den sonra siyasi hayattan çekilerek İstanbul'a yerleşen Fahrettin Altay, 26 Ekim 1974'te hayatını kaybetti.